Çünkü MGK karar almaz. MGK tavsiye kararı alır. Ve bu tavsiye kararı Bakanlar Kurulu'ndan geçmedikten sonra karar olarak uygulamaya da girmez. Herhalde bunu da bilmiyor ki garibim bunları söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı nasıl batırdığı işte buradan belli oluyor. Bırakınız SSK'yı, dönemin siyasetini dahi takip etmemiş. Çıkmış diyor ki ben de 28 Şubat'ın mağduruyum. Sayın Kılıçdaroğlu, sen 28 Şubat'ın mağduru değil. Görevinden alındığın halde 28 Şubatçılar tarafından yeniden göreve atanan bürokratsın. Ve 1997 yılında göreve atandığında da SSK personeline ne tür zulümler yaptığını herkes çok ama çok iyi biliyor. İşte siz busunuz. Siz mağdur olduğunuz müdahaleden şikayet eder ama çıkar sağladıklarınıza kol kanat gerersiniz. Hani şu CHP tarihine girmeyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha fazla terletmeyeyim. O bize lazım diyorum ama. Maalesef kendisi öyle ifadeler kullanıyor ki es geçmek mümkün değil. Geçen hafta grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin tarihini aklayacağım derken yine boğazına kadar suya battı. Ben ona söylemiştim bu sular derin. Senin boynunu aşar. Ama maalesef öğüdümüze kulak asmıyor. Bakın 1940'larda kitapların neden yasaklandığını açıklıyor. Çok enteresan. Sakaldan, bıyıktan, tırnaktan bahsediyor. Kitap yasaklanmalarını meşru göstermeye çalışıyor. Kullandığı ifadeler aynen şöyle. Yasaklanan bu iki kitaptan biri Burdurlu Abidin Karaaslan'ın yazdığı Türkçe Namaz Sureleri isimli kitap diyor. İçeriğine baktım diyor. Şimdi burası enteresan. Namazda okuduğumuz kunut dualarının eksik olduğunu görüyoruz diyor. Allah kabul etsin. Devam ediyor. Burası çok önemli. Ayeti eksik yazarsanız tahrifat yapmış olursunuz diyor. Bir kutsal kitabın ayetini tahrif etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur diyor. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu kunut dualarının ayet olmadığını bilmiyor. Değerli kardeşlerim, siz Kur'an'ı süs olarak duvara asarsanız kunut dualarının da ayet olduğunu zannedersiniz. Eskiden gazetelerde yılda bir tekrarlanan bir haber vardı. Bak bu haber çok önemli bir haber. Yeni kuşaklar bunu bilmez. Çok enteresan. Bu yıl Kurban Bayramı hac mevsimine rastladı diye. Böyle haber yaparlar. Hani bazılarının cuma namazını kaza ediyorum demeleri gibi. Bunlar hep aynı zihniyetti. Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde dini konulara merak sardı. Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar tavsiye ediyorum. Bilginiz olmayan bu sularda kulaç atmayın. Polemik yapmayın. İstismar kapısı aramayın. Bize istismarcı diyorsun. Bak, istismar uygulamadığın, yaşamadığın bir şeyi yaşıyormuş gibi gösterme anlayışıdır.